Duruyorum zaten buraya 15 dakikalık mesafede. Duyar duymaz zaten hemen geldim. Üniversite müdürümüzle görüştüm, ocağa girmek istedim. Fakat bizim ocağa giremeyeceğimizi söylediler. Sizler de emeklisiniz, bu kurumdan emekli oldunuz. Bizi ocağa sokmadılar. Burada bacağızı da arkadaşlarımızdan, ocakta çıkan arkadaşlarımızdan haberler almaya çalıştık. Ama yani her çıkan arkadaşımızın yüz ifadesinden zaten ağır bir acılar olduğunu biz hissediyorduk. Tabii bunu kimseye de açıklayamıyorduk. Maalesef yani acı haberler tek tek sırayla gelmeye başladı. Ailelerini tanıyor musunuz? Onlarla irtibata geçebildiniz mi? Yaklaştık, çoğuyla mesajlaştık. Yani şimdi cenazelerine de zaten gideceğiz. Haberlerini bekliyoruz işte. Evet, madenciliğin fıtratında şu vardır. Uğur olan madenci, geçmiş olsun madenci. Doğanın bağrını söküyorsunuz. Doğadan bir şeyler almaya çalışıyorsunuz. Bu doğa da sizden bir şeyler almaya çalışıyor. Kurumlar da buna göre tedbirler alır. Arkasından da çalışan işçi arkadaşlarımız tedbirler alır. Ama buradaki tedbirsizlik tamamen metan gazının kusması ve ölçülmeden dinamitin çakılmasıyla bu işçi arkadaşlarımız hayatını kaybetti. Bu iş amirlerinin, oradaki vardiyadaki sorumluların tamamen suçu ve kabahatidir. Aralarında yakın arkadaşınız var mıydı, hala görüştüğünüz? Sürekli Hikmet Kansız kardeşi. Benim çalıştığım, beraber çalıştığım arkadaşımın kardeşi hayatını kaybetti. Benim çalıştığım arkadaşımın oğlu vefat etti. Yani birçok arkadaşlarımız burada hayatlarını kaybetti. Onlar benim kardeşim. Ben 2000 yılında işbaş yaptım. 18 yıl madenciliğim var benim. Ben Soma'da yüzlerce arkadaşımı lambaların kablolarıyla bağlayıp da bant boylarında kömür nakli yaptığımız kömür konvörlerin üzerine koyup da dışarıya gönderdim. Zonguldak'ta aynı şeyleri yaşadık. Bir arkadaşımızı 6 ay sonra kuyunun içinden öyle çıkarttık. Bataklık kuyusunun içinden çıkarttık. Yani bu acılar her zaman yaşanmak zorunda değil. Bu kurumlar bunlara önlem alabilir. Artık teknoloji devrindeyiz. Yani o kadar şeylerimiz var ki, o kadar dünyada madencilik o kadar gelişti ki. Yani bu kadar zor olamaz. Türkiye gelişmiş bir ülke olarak görüyoruz. Ama maalesef bu ölümleri sürekli yaşıyoruz. Ha bunlar şu. 3 gün burada herkes feryan figat eder. Üçüncü günde madenci unutulur. Bu böyle oldu. Soma unutulmadım, unutuldu. Zonguldak unutulmadım, unutuldu. Amasra'da unutulacak. Biz yanımızda burada tek tek ölümler oldu. Hangi biri haber oldu? Aşağıda bakın sendikanın listesine. Oradaki ölümleri görün şöyle bir. Bunlar olmak zorunda değil. Madencilik ölümle karşılaştırılmamalı. Ama maalesef madencilik deyince ilk akla gelen şey ölüm. Hayır. Bu madencinin kaderi değil. Cumhurbaşkanımız demiş ki madencinin kaderi. Hayır, madencinin kaderi ölüm olamaz. Buraya herkes ekmek parasına geliyor. Ve dışarıdan gelen arkadaşlar bazıları ocağa giriyor, diyor ki buranın hakkı 10 bin lira değil 50 bin lira olsa az gelir. 50 bin lira olsa az gelir. Ama insanlar maalesef yani 3 kuruş ekmek parasına mecburen buralarda çalışmak zorunda. Tekrar başınız sağ olsun diyelim, geçmiş olsun diyelim. Bir daha da yaşanmamasını umalım. Bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Teşekkür ederiz. Evet, şu anda da DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan bizimle beraber. Seyit Bey, geceden beri buradasınız, takip ediyorsunuz yaşananları da. Ve son açıklamayı da maalesef Sayın İçişleri Bakanımız açıkladı. 40 madencimiz hayatını kaybetti. Neler söyleyeceksiniz, hem dünden beri de gözlemleriniz? Ya tabii ki yani 40 arkadaşımız hayatını kaybetti. Gerçekten acımız da öfkemiz de büyük. Ben öncelikle arkadaşlarımızın ailelerine, madencilere ve bütün Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Ve hastanedeki yaralı arkadaşlarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. Şurası bir gerçek. Burası Amasra Maden Ocağı daha önce 6 bin işçinin çalıştığı bir ocaktı. Şimdi 6 bin işçiyle üretim yapan bir ocak şu anda 600 işçiyle üretim yapıyor. Yani 6 bin işçiyle yaptığınız üretimi 600 işçiyle yaparsanız burada ölümler kaçınılmaz olur. Çünkü bugünkü sistem şu. Ne kadar çok üretim, ne kadar çok üretim artışı, ne kadar çok kar, onun da arkasından gelen işte işçi ölümleri ve kan. Yani Türkiye'de işçilerin, özellikle maden işçilerin çalışma ve yaşama koşulları gerçekten bütünüyle işletmelerdeki müdürlerin, amirlerin ya da özel sektördeki patronların insafına bırakılmış durumda. Şimdi burada 25 gün önce Sayın Bakan gelmiş, burada denetim yapmış, her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Ama 25 gün sonra burada bir patlama oluyor ve 40 işçi hayatını kaybediyor. Bu kabul edilemez. Öncelikle Sayın Bakan'ın
Yani 25 gün önce nasıl bir denetim yaptığını, burada her şeyin nasıl hazır olduğunu kamuoyuna açıklaması gerekir. Şimdi son 20 yılda 2000'e yakın madenci hayatını kaybetti. Bunların en büyüğü Soma'ydı, Ermenek'ti ve şimdi burada Amasra'da yaşıyoruz bunu. Tabii bu ölümlerin sonucunda ne kamu yönetiminden yargılananlar oluyor, ne özel sektörde madencilik yapan patronlar, onların müdürleri, hiçbirisi yargılanmıyor. Dolayısıyla hani iş cinayetleri işlediklerinde, onlarca insan hayatını kaybettiğinde hayatlarını istedikleri gibi sürdürebiliyorlar. Şimdi bu böyle devam ettiği sürece madenlerdeki ölümler bitmez. Aşırı üretim olmaya devam ettiği sürece, az işçiyle çok üretim devam ettiği sürece buralarda patlamalar olur. Sadece tabii insan gücüne dayanan ve insanların daha fazla üretim yapmasını istiyorlar ama teknolojik yenilenme de yok. Yani Türkiye'deki madenlerde kamuda dahil olmak üzere, özel sektörde dahil olmak üzere hala vahşi biçimde madenler işletiliyor. Yani burada da teknolojik yenilemeler yok. Şimdi dünden beri şu tartışmalar var. Burada gaz sensörleri çalıştı mı, çalışmadı mı? Yeterli gaz sensörleri... Sayıştay raporu var, evet, ortada. Tabii. Ancak aynı zamanda da Taş Gömürü Kurumu da bu Sayıştay raporunun çarpıtıldığına dair de bir açıklama yaptı. Ne düşünüyorsunuz Sayıştay raporuyla verilen resmi açıklamayı, böylesi ters düşmesi nasıl yorumlarsınız? Ya şunu ifade etmek isterim. Yani Sayıştay raporunun doğru olduğuna inanmak gerekir. Çünkü Sayıştay sonuçta devlet adına, kamu adına bağımsız olarak gelip denetimini yapıyor, raporlarını yazıyor. Sonrası kurumların bu konuda tedbirler alması. Gözüken o ki Sayıştay raporu tutmuş. Burada 300 kottaki yapılan üretimin metan gazının çok yoğun olabileceğine işaret etmiş. Burada ek tedbirler alınması gerektiğini söylemiş ama bundan hiçbirisi olmamış. Tabii söz konusu Sayıştay raporuna gelince onu da yalanlıyorlar. Sadece Sayıştay'ın bu raporunda değil, başka şeyler de var işte, biliyorsunuz. O açıdan da burada gerçekten kamunun, yani en aşağıdaki yöneticilerinden en yukarıdaki yöneticilerine kadar bir ihmali söz konusu. Bu ihmalin de bir karşılığının olması lazım. Burada bir yargılama sürecinin olması lazım. Görevden almaların gerçekleşmesi lazım. Eski tas, eski hamam devam ettiği sürece bu şeyin üzerine göreceğiz ki yeni iş cinayetleri, yeni ölümler gelecek. Bu nedenle de bir kez daha buradan bunu belirtmek istiyorum. Teşekkürler Sait Bey. Değerlendirmeleriniz için de siz takibe devam ediyorsunuz buradaki, evet, gelişmeleri. Evet, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Sait Aslan bizimle beraberdi. Buraya dair, taş ocaklarına dair de genel bir yorumunu da yaptı ve geceden beri yine burada olan ve olan biteni takip eden, yaşananları takip eden isimlerden biri. Yine Bağımsız Maden İş Sendikası'nın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu. Başaran Bey, son açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. 40 madencinin hayatını kaybettiği yönünde son bilgiler de geldi. Aslında umutlu bir bekleyişimiz de vardı. Sizinle gece de konuştuğumuzda son bir kişi kalana kadar da umudumuzu yitirmeyeceğiz dediniz. Şu anda son bir kişi için de bekleyiş devam ediyor. Belirsizliğini koruyor o kişinin nerede olduğu da. Ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi tabii yani maden ocağının aynı zamanda karmaşık bir yanı var ve bu tarz patlamalar onun yapısında da bir değişime yol açıyor. Muhtemelen ulaşacaklardır önümüzdeki saatlerde. Şimdi ters hava da verildi, yani tür metan da düşer ve ulaşılmayan madenci kardeşimize de ulaşmış oluruz. Yani. Az önce daha çok duman vardı, yangından kaynaklı ama şu an biraz daha dağılmış durumda. Biraz yatıştırdılar, yani metanı yatıştırdılar. Dolayısıyla daha yaygın, daha etkin bir arama çabası sürer ve önümüzdeki saatlerde neticelenir diye düşünüyorum arkadaşımızın durumu. Hastanelerde yatan arkadaşlarımız 11 kişiydi. Bir kişi taburcu olmuş. Ziyaret ettiniz mi bugün gün içerisinde onların durumlarına dair bilgi aldınız mı? Bulamadık. Biri taburcu olmuş, bir aileyle hani arkadaş görüştü. 10 kişi var. Onların durumunun biz bir an ivedilikle sağlığa kavuşması doğrultusundadır temennimiz. Tabii şimdi Amasra Meydanı'nda madenci heykeli var. Madenci heykelinin üzerinde 1955 yılından bugüne Amasra'da hayatını kazalarda kaybetmiş madencilerin isimleri var. Toplam 65 kişi, yani 67 yılda
65 insanı kaybetmiş bu işletmede Amasra maden işçileri. Şimdi bir günde 40 kayıp veriyor. Bu çok büyük bir acı bu coğrafya açısından. Sınırlı bir alan Amasra, hani coğrafyası, işte köyleri, etrafı, insanların da yegane geçim kaynaklarından biri. Burada Hatat grubunun da maden ocakları var. Yıllardır devleti ve TEKAİ'yi kemirmek dışında somut bir faaliyetine rastlamadık. Taşeron şirketlerle işçiler çalıştırıp defaten işçileri attılar. Sonra da onların kıdem ve ihbarlarına arabuluculuk mekanizması üzerinden çöktüler. Tabi buradaki bu ilişki biçimi şu. Yani bu son 40 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin öyküsü bu. Burada sosyal devlet, sosyal hukuk devleti, halen bunları tekrarlayan insanlar var. Soma ile kıyaslanabilir mi buradaki patlama Başaran Bey? Bir hani benzerliği var mı? Kıyaslanabilir, şöyle kıyaslanabilir. Soma'da Soma Holding diye bir şirket vardı. Bir holding mantığıyla sömürüyü yoğunlaştırıp bir tür kahya olan dayı başları üzerinden yoğun bir baskı ortamı kurup üretim zorlamasıyla bir işçinin 5 işçi kadar üretim yaptığı bir ortam yarattılar. Vahşi bir ortam. Şimdi Türkiye'de kamu işletmeleri bir yandan özelleştirilirken bir taraftan da mevcut kalan kamu işletmeleri de tıpkı bir holding gibi işletilmeye başlandı. Yani bir şirket tarzı holding mantığıyla kamu işletmeleri. Kamu işletmeleri yani devleti şirket gibi yönetmeye başlarsan çıkan sonuçlar böylesi sonuçlar oluyor. Soma'da çıkıyor. Yani denetimden kaynaklı, plansızlıktan kaynaklı, üretim zorlamasından kaynaklı. Çeltek'te çıkıyor, Kozluk'ta çıkıyor, sonra önüne Amasra'da geliyor ve İSİG'in yayınladığı her ay 200-250 civarında genç işçi arkadaşın çarkların dönmesi pahasına öldürülmesi ve hiçbir patronun da bu nedenle de yargılanmaması. Yani patronlara bir yargısızlık ya da yöneticilere, kamu kurumlarının yöneticilerine cezasızlık ve yargısızlık ödülleri var. Fiili olarak uygulanıyor. Bir adım atılmış mıdır sizce Başaran Bey? Şunu merak ediyorum. Burası için de bir Sayıştay raporu var. Aynı zamanda taş kömürünün de çarpıtılıyor diye de açıklama yaptığı bir Sayıştay raporu. O raporun ardından 2019'daki bir rapor çünkü. O raporun ardından burada düzeltmeler yapılmış olabilir mi? Hani bir adım atılmış olabilir mi? Sanmıyorum. Çünkü şöyle, Sayıştay raporlarıyla ilgili onlarca değişik konuş, inşaat şirketleriyle ilgili, onların yolsuzluklarıyla ilgili, kamu kurumlarındaki yolsuzluklar, eksikliklerle ilgili onlarca rapor bugüne kadar kamuoyunun önüne geldi. Ve o raporlarla ilgili devlet kurumlarının herhangi birisinde ya da şirketlerde, özel holdinglerde herhangi bir yaptırım ve uygulamaya Türkiye toplumu şahit olmadı. Biz şahitlik etmedik böyle bir şeye. Dolayısıyla işverenler, yani işveren örgütleri, TİSK, TÜSİAD, MÜSİAD, TOP, bunlar ne istiyorlarsa, devletten ne istiyorsa devlet onu yapıyor. Ve bunun karşılığında sadece işçiler ölüyor, bedeli işçiler ödüyor. İşçiler ya sömürüyle ödüyor, ya meslek hastalıklarıyla ödüyor, ya da böyle iş kazalarında, iş cinayetlerinde ölerek ödüyor. Başka bedel ödeyen yok. Cezayı da, yani yası da işçilere, acısı da işçilere, bedeli de işçilere kalıyor. Ya parmağı kopuyor, gözü çıkıyor, vücudu platinlerle doluyor. Dolayısıyla böyle bir düzen var. Bu düzenin kendisi toptan, baştan aşağıya sıkıntılı. Dolayısıyla böylesi günlerde konuşmak da yani sıkıntılı bu işleri. Ama yani şimdi insan doluyor. Diyor ki ya kardeşim, sen kör gözün parmağına bu işleri yapıyorsunuz. Ve hep birlikte yapıyorsunuz. Ve sonra da sanki yasa ortakmış gibi davranıyorsunuz. Böyle bir şey yok. O yas, o aileye ait bir yas. Yani evet, dışarıdan halk hissediyor, görüyor, aynı gözyaşını döküyor. Ama esas olarak ateş o ocağa düşüyor. O ocaktaki çocuğu, çoluğu, yaşlıyı derinden etkiliyor. Şimdi ben umarım ve isterim ki buradan bir sonuç çıksın. İşte soruşturmalar var. Çıkmayacak, uzayacak. Bildiğimiz daha önceki yüzlerce dava gibi tavsiyecek. Belki bir tane numunelik birisini geçici olarak atarlar cezaevine, sonra çıkar. Bu böyle unutulur, kalır. İnsanların acıları soğur, kamuoyunun ilgisi düşer. İşçi sömürülmeye, öldürülmeye devam eder.
Teşekkürler değerlendirmeler için de. Bağımsız Maden İş Sendikası'nın örgütlenme sekreteri Başaran Aksu bizimle beraberdi. Az önceki yine eskiden de madencilik yapan, emekli olan Murat Gökmenoğlu'nun bir sözünü de hatırlatmak isterim. Çarpıcı bir sözdü. Babası madenci olmamasını önermişti ama o ekmeğini madencilikten kazanmayı seçtim yine de demişti. Ama bizim fıtratımızda ölüm olmamalı diye de altını çizdi. Burada maalesef acı hakim. Geceden beri biz de kameraman arkadaşım Murat Kibar'la beraber o acıya ortak oluyoruz. Son açıklama maalesef ki 40 madencinin ölümüne dair bilgi geldi. Bir madenci içinde onu tekrar hatırlatalım. Belirsizlik var. 11 yaralıdan biri de taburcu oldu. Evine gönderildi. Madencilerin tamamını da çıkardılar madenden. Hastanelerde de şu anda 11 kişi var. Bu yapılanda İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun son açıklamasıydı. Arkamda gördüğünüz gibi de bir kişi için, bir madenci için de şu anda bekleyiş devam ediyor. Son bir madenci kalana kadar yine buradaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz demişlerdi madenciler. Yine o çalışmalar kapsamında da buradaki çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da maalesef ki cenazeler var. Cenazeler hem kendi köylerine defnedilecekler ayrı ayrı. Bunun bilgisi var elimizde. Az sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da buraya ziyarette bulunacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ikindi vaktinde 15.45'te hayatını kaybeden bir madencinin de cenazesine katılacak. Türkiye Yas'ta aynı zamanda Bartın, Amasra Yas'ta biz de an be an gelişmeleri buradan takip etmeyi devam ediyoruz diyelim. Sorel Dağıstanlı. Gül Gündüz muhabir arkadaşımız.